Arkadaşlar selamünaleyküm. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle biraz kanal hakkında bilgi vereyim. Arkadaşlar beğenileriniz çok önemli. Beğeni yapabilirsiniz. Bir de kanala abone olursanız güzel olur. Attığım bütün videolardan haberdar olursunuz. Onun dışında zaten bildirimleri açarsınız. Kanala da zaten abone olduğunuz zaman sık sık video atıyorum artık. Videolarıma tekrardan ulaşabilirsiniz. Direkt size bildirim gelir. Şu an takada gübre var. Bir abimiz istedi, ona getirdim. Görüyorsunuz kar yer yer. Onu yaptık. İstedi, biz de getiriyoruz. Şurada ileride dökeceğiz. Orada ineceğim. Detaylı bir şekilde bir sunum yapacağım size. Traktörümüzde bazı değişiklikler yaptık. Bunlar neler? Onları anlatacağım. Bir de hava çok soğuk. Acayip. Şöyle görüyorsunuz etraf kar zaten. Bakın dere şuraları hep almış. Arkadaşlar şöyle bir traktörümüzü stop edelim. Şurada fındık kabuğu olacaktı. Onun üstüne dedi ama burada da nerede fındık kabuğu var? Karek yatırmış. Şurada bir yerde herhalde de. Kim bilir nerede? Şurası mı acaba? Neyse. Takamız dolu zaten. Arkadaşlar traktörde bazı değişiklikler yaptık. Bunlar neler? Hemen anlatayım. Öncelikle şunu da göstereyim. Geçen buçuk vitesini kırdım. Şuradaki aparatı vardı. Bunu oynatan. Bunu kırdık. Buradan atıyorum vitesi. Ötekini kaynak için gönderdim ama bunu takmayı düşünmüyorum. Şu kolu iptal edeceğim büyük ihtimalle. Buraya şu büyüklükte bir tane vites ayarlayacağım kısa. Buçuk vitesi oradan olacak. Hem daha rahat olur diye düşünüyorum şu anlık. Arkadaşlar traktörümüzde aküyü değiştik. Biraz masraf yaptık. Bayağı bir masraf yaptık. 20 bin küsür lira tuttu serviste. Neler yaptık? Dinamo biraz arızalıydı. Aküyü şarj etmiyordu. Şarj dinaması. Onu yaptırdık. Aküyü zaten akü bitmişti. Ömrünü tamamlamıştı. Aküyü yaptırdık. Ondan sonra şuradan mazot mu akıyor? Şuradan mazot akıyor. Bunu eve gidince bir bakmam lazım buna. Hava filtreleri, yağ filtreleri, mazot filtreleri bunları hep değiştirdik. Yağsını falan değiştirdik. En önemlisi frenler zaten kağıt balataydı. Bronz balatayla değiştirdik frenleri. Bunların tamamı bana 20 bin liraya patladı. Frenler yağsıydı, bakımıydı. Akü, şarj dinaması falan hepsi içinde 20 bin liraya patladı arkadaşlar. İşçilik falan hepsi içinde. Servisinde yaptırdım. Frenler güzel. Şu anlık bir sıkıntı yok. Biraz düşüktü, kaldırdım onları. Güzel tutuyor, tutmaları falan gayet güzel. Ötüyor. Demin gösterdim zaten. Denemesini de yapacağız zaten. Onu da yapacağız. Bunun haricinde bir yandan da buradan bakıyorum. Fındık kabuğu arıyorum. Fındık kabuğunun üstüne dedi de. Yani burada da fındık kabuğu ne bileyim buraları kesmişler ama acaba biraz ileride miydi bunun yeri? Yok. Buraya dökmüştüm ben onu. Her neyse burası zaten yeri de. Dere de acayip buz gibi. Şöyle biraz geriye gidelim bakalım. Şuralarda falan vardır belki. Arkadaşlar belirtmek istediğiniz şeyleri yorumlarda falan belirtebilirsiniz bu arada. Ne yapmak istediğimi, neyle ilgili videolar çekmem gerektiğini bana söyleyebilirsiniz.
Arkadaşlar gübreyi döktük. Oralarda biraz kalmış, önemli. Arkadaşlar bir de taka ile ilgili bir bilgi vereyim. Bilmiyorum anlatmış mıydım. Ben bunu fuardan aldım geçen sene. Geçen sene bu zamanlar, evet. Geçen sene bu zamanlar yalan olmasın 39 bin liraya almıştım. Güzel bir taka. Yalnız geldiğinde bir şey fark ettim. Fuarda aldığımda böyleydi bakın. Böyle karşıdan karşıya şey vardı, bu şeyler açmasın diye yan şaseler. Karşıdan karşıya bu vardı. Basamak şeyleri vardı. Şurada basamağı vardı. Falan filan. Böyle. Neyse ben bunu gittim almaya. Kasanız hazır dediler. Fuardan sonra almaya gittik. Koç traktörden aldım. Gittim. Direkt ama baktığım şey bu. Bu yok. Bunu ben sonradan koydurdum. Bu yok. Sonra basamaklar yok. Arkada o çekişeyi yok. Onları ben yaptırdım. Bunların arası daha şey, şunlar yok. Sade bunlar vardı. Bu saç bükülüyordu içine bindiğinizde. Ondan sonra arkadaşlar çok önemli bir şey göstereceğim size. Hani bu millet, hani ustalara laf yok tabii. Ehliyle yapan, ama ehliyle yapmayanın burnundan gelsin. Arkadaşlar şu şase, bakın şu şase gördüğünüz gibi, bakın içeriden kaynaklı, görüyor musunuz? Bir buradan, bir de buradan. Arkadaşlar ben bu kasayı aldığımda bunlar yoktu. Şunlar yoktu. Bunlar yoktu. Bunları ben sonradan kestirdim de taktırdım şunları. Bunları. Arkadaşlar şaseyi buradan buraya getirmişler. Normalde bu oktan gelir böyle geçer değil mi? İçine sokarlar bunu, öyle kaydır. Buradan buraya getirmişler. Bakın içeriden daha belli. Bakın şöyle sade şuradan kaynak yapmışlar. Bir de buradan. Şuradan var ya, arası gözüküyor yani. Her yere kaynak vuramamışlar. Her yere kaynak vuramamışlar. Yani Allah muhafaza, ben dikkat etmesem buna, ben aldıktan sonra gözüme çarptı o. Aldıktan sonra gördüm. Eksikti. Ben ona dikkat etmesem arkadaşlar, ben buna yükü vurduğumda bu ok düşecekti. Yani Allah muhafaza, yolda yükü vurduğum zaman bu ok bunu düşecekti. Şunları yaptırdım. Buralar yamuktu. Geri vurdum. Sıfır aldım ben bunu. Düşününüz yani, bunlar hep büyük bir eksiklik. Bunu hani seri üretim yapmış adam, hani yetiştirmek için artık, yani nasıl bir şey yapmış. Cavit tarım arkadaşlar. Koç traktörden aldım. Bu arka kancayı falan ben kendim taktırdım ona. Onlar bir şeyi niye ben sağlamlaştırdım. Sonra başka neler yaptırdım. Şunları zaten attırdım. Bunlar yoktu. Bunları ben attırdım. Şunları aralara, sacı bükülmesini, ayak yaptırdım. Bayağı bir şeyler yaptırdım. Aldığım gibi yeni masraf yaptım yani. Dediğim gibi sade, anladınız değil mi? Şu okla şase şuradan ekliydi. Kaynaklıydı. Bunlar yoktu. Bunları ben sonradan kaynak yaptırdım ona. Boyattırdım. Güzelce eklettirdim. Şuradan belliydi yani. Nokta nokta kaynak atmışlar. Bildiğiniz bunları birleştirdim. Her yere de atmamış yani. Allah muhafaza, bir yük vursak, fark etmesek gideceğiz. Şimdi şöyle kısa bir şey yapalım. Şey yapalım, traktörümüzü binelim. Hem kısa bir şekilde size bir frenleri göstereyim hemen. Burada işimiz bitti. Arkadaşlar buçuğu da şöyle çekiyorum. Tabi burada tam belli olmaz ama yükte. Frenler güzel arkadaşlar. Tabi şu an çamurda ama hemen pastırız gibi kilitliyor. Arkadaşlar videolarımız bu kadar.
Kanala abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın. Yani video attığım gibi size bildirim gelecek. Samet Köse video atmıştır diye. O zaman videolarımı takip edebilirsiniz. Çok çok videolar gelecek. Sakın kaçırmayın. Hoşça kalın.